tarifiyle başlıyoruz. Peyniri bülbül konağa geliyor. Evet, hakikaten ayçiçeği gibi oldu ya, değil mi? Değil mi, güneş gibi? Evet, şurada şöyle başlayayım hatta. Günün ikinci tarifine geçiyoruz. Pancarlı ayva salatası geliyor. Çok güzel, doyurucu bir salata oldu içinde. Çünkü bulgur var, yeşillik var. Bitti. Öyle bitti. Pratik, 5 dakikada salata yaptık valla. Üçüncü tarifimize başlıyoruz. Tahinli sandviç kurabiye geliyor. Şu an böyle makaron gibi gözüküyor. Onun da içine böyle bir şey vardır ya. Günün son tarifi şahane bir kek gelecek. Fındıklı elmalı kek. Böyle çok kalın, yoğun bir harç oldu bu. Öyle bizim normal keklerimiz gibi değil çünkü içinde çok malzeme var. Herkese merhabalar. Bugün konuğumuz İstanbul'dan sevgili Çiğdem. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Efendim bugün çok güzel yemekler var. Bugün yöreden dışarı çıktık. Biraz artık çay saati yapalım dedik. Evet. Böyle hanımlar da çok seviyor günleri. Aperatif güzel tariflerimiz var. Bakalım neler yapacağız? Hemen soruyorum. Neler var menüde? Çok güzel şeyler var. İlk önce tuzlu olarak peynirli bülbül konağımız var. Güzel bir kurabiyemiz var. Tahinli sandviç kurabiye. Evet. Ondan sonra efendim bir salatamız olacak. Bu da pancarlı ayva salatası. Aynen öyle. Bir de efendim fındıklı elmalı kekimiz var. Kekimiz var, kurabiyemiz var, poğaçamız var, salatamız var. Aslında güzel bir, hakikaten bir çay saati günü diyebiliriz. Kaçırmayın. Bu arada hemen bu hafta yaşlar haftasıydı. Tüm yaşlarımızın ellerinden öpüyoruz. Onları arayalım, soralım, unutmayalım. Çünkü biz de bir gün yaşlanacağız. Bunu da unutmayalım efendim. Bölüme başlayalım. Hangi yemekle başlayalım? Şöyle poğaçayla başlayalım mı güzel? Başlayalım, tuzluyla başlayalım. Tamam, tuzlularla başlıyoruz. Evet. Günün ilk tarifin ilk malzemeleri gelsin. Peynirli bülbül konağı. Hamuru için 250 gram bitkisel margarin, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet yumurta akı, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İçi için 250 gram beyaz peynir, yarım demet maydanoz. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı susam. Şimdi güzel bir poğaça tarifi aslında, değil mi? Börek değil, bu bir poğaça olacak. Kıyır kıyır. Böyle peynirli maydanozlu en sevdiğimiz. Hemen başlayalım. Hamurundan başlıyoruz. Evet, hamurundan başlayalım. Tamam. Bir tane margarin kullanacağız. Tamam. Ne kadar? 250 gram. 250 gram. O zaman evet, bir paketin hepsini koyacağız. Oda sıcaklığı da olacak. Şöyle direkt ekliyorum. Evet. Bir çay bardağı ayçiçek yağı ekleyelim. Ayçiçek yağı, ikisini o zaman karıştırıyoruz. Evet. Şöyle çay bardağımı burada direkt ölçeyim. Bir çay bardağı kadar ayçiçek yağıyla. Yumurta lazım mı? Yumurta akı kullanacağım, sarısını üzerine kullanacağım. Tamam. Bir tane mi? Evet, bir tane lütfen. Ben onları da bir yandan ayırayım. Şöyle başka nelerimiz var? Yoğurdumu ekliyorum. Tamam. Yoğurcumuz. Evet. Bir yemek kaşığı sirkemiz olacak. Hı hı. Yumurta akını da ilave ediyorum. Sarısını şu an kullanmıyoruz. Üzerine kullanacağım. Tamam, o zaman onu da değerlendirmiş olacağız. Burada kalsın. Efendim, ne iş yaparsınız? İşiniz, gücünüz, eşiniz nedir? Çok yoğun, aktif bir ev hanımıyım ben, Pelin Hanım. Çok normal ev hanımların aktif olması.
Aynen öyle. İşler bitmiyor çünkü. Koşuşturmacı sosyal hayatım da artık, benim çocuklar büyüdü biraz. Kaç yaşında? Kızım 17'sine giriyor. Oğlum da 13'üne giriyor. Onlar büyüyünce. Okul süreci var tabii ama tabii. Çocukluk dönemi artık yavaş yavaş geçiyor. Aynen öyle. Artık onlar ikisi de genç. Biri delikanlı, biri genç kız. Rahatladım tabii onlar büyüyünce. Böyle kendimi tamamen mutfağa verdim. Çalışma hayatın oldu mu peki? Olmadı. 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 Çocuklar doğduktan sonra zaten bir başlıyor o tempo. Aynen. Yaş bitmiyor. Yani şey döneminde de, genç kızlık döneminde de hemen işte okul bitince eşimle tanışıp evlenince, eşim de çok çalışmamı istemedi. Ah. Öyle olunca çok çalışma hayatı mutfağı olmadı yani. Diyorsun. Kendimi mutfağa verdim, aynen öyle. Şimdi kabartma tozunu da koyuyorum ben. Tamam. Nasıl bir kıvam olacak hamurumuzun? Kulak memesi klasiktir ya, bütün evet, hamurlarda yumuşak. Yumuşak böyle, evet. Hani elinizi böyle bastığınızda biraz daha böyle içine gömülecek şekilde. Ama gene de unu aldığı kadar un diyoruz. Çünkü hep kontrolü koymak lazım. Evet, şöyle yavaş yavaş vereceğim, tamam. Kıvamlanana kadar. Bu arada ben de iç harcını hazırlayayım. Boş tabii durmayayım. Sevinirim. Peynirimiz var ve evet, maydanozumuz var. Bu tarafa alıyorum malzemelerimi. Burada biz beyaz peynir kullanıyoruz ama başka ne kullanılabilir içinde? Atıyorum peynir çeşidi olarak ya da başka malzeme. Başka malzeme olarak kıyma olabilir, ıspanak olabilir. Ama tabii çok küçük kıyma küçük olabilir. Kıyma ise tabii, değil mi? Şimdi bunlar alt zemin. Hı hı. Ha, bir altı üstü olacak o zaman, kabaklı tabii gibi. Tabii tabii. Ben peynirleri ezdim sayılır. Şuradan fırça yardımıyla hemen yağlayayım. Ben şimdi üst kapaklarını hazırlayacağım. Tamam. Onun için biraz bu bezemden yine tamam yardım alıyorum. Alıyoruz. Aynı hı-hı şekilde hamuru açalım. Bu sefer bunlarla kapak çıkartacağız. Evet. Sonra da harcımızı koyup kapatacağız. Sonra vereceğiz. Çok az kaldı. Kaç tane lazım? Bir tane daha. Yetti. Tamam. Yetti mi? Bu tamam, tepsiyi kurtardık böyle. Tamam. Bayağı bu da ikinci çıkıyor tepsi için olacak o zaman. Evet. Onu da birazdan devam edelim. İstersen tamam, önce hemen buna bir yumurta, şu yumurta sarılarını bir yandan da susamını dökelim. Tamam. Fırında ne kadar sürüyorsun? 20 dakika kadar yeterli olur. Kızarana kadar deriz ya. Hı hı. Takip edeceğiz zaten. Evet. Ama böyle hakikaten pazar günü de yapılabilir bir poğaça. Hamurunu mesela yapıp dolaba atabiliyor muyuz? Öyle bir şeyimiz var mı? Tabii. Durur mu dolapta? Tabii. Durur. Hatta dinlenmiş olur. Bir gece daha önceden yaparsanız verir pazar gününe de. Hamur hazır olunca zaten daha pratik. Tabii ki. Güneş gibi evet durdular değil mi? Değil mi? Evet. Ay çiçeği vardır ya, onun gibi evet duruyor. Bunu da yapınca bitmiş oluyor. Hadi bakalım. 180 derece fırınımız hazır. Hamurumuzu açtık.
Tamam. İçine de maydanozlu peynirli harcını koyduk. Yumurta sarısını sürdük. Üzerine de birazcık susam. Artık fırına gönderiyoruz. İlk tarifimizi fırına verdik bile. Günün ikinci tarifi gelsin. Bakalım ne yapacağız. Pancarlı ayva salatası. 1 su bardağı köftelik bulgur, 2 adet ayva, 1 adet pancar, yarım demet taze nane, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, yarım su bardağı ceviz içi, 1 adet mor soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber. İkinci tarifimizin yani salatamızın malzemelerini hazırladık ama bu sırada poğaçamız pişti. Pişti, evet. Hemen onu servis edelim. Şöyle efendim. Evet, hakikaten ayçiçeği gibi oldu ya, değil mi? Değil mi? Güneş gibi. Evet, şurada şöyle başlayayım hatta. Kolay da çıkıyor. Servis tabağımıza şöyle dizmeye başlayalım. Poğaçalarımız. Peynirli bülbül konağıyla başladık. Güzel peynirli bir poğaça kendisi. Şimdi günün ikinci tarifine geçiyoruz. Pancarlı ayva salatası geliyor. Salatamıza başlıyoruz. Önce bulgurumuzu ıslatalım. İlk önce bulgurumuzu ıslatıyoruz. Tamam, evet. Hemen sıcak su alıyorum. O birazcık şişe dursun. Biz de malzemelerimizi doğrayalım. Efendim maydanoz var, dereotu var, nane var. Ondan sonra ayva var adını aldı. Pancar var. Evet. Bir de kırmızı soğan ve ceviz kullanacağız. Kırmızı soğan da aslında güzel bir renk katacak. Değil mi? Pancar rengi pancar ki. Verecek. Nereden başlayalım? Da, pancar en sona bakalım istersen. Verecek. Öyle yapalım. Ben yaparız onu değil mi? Ben bunu soyarken tamam. Siz de yeşilliklerinizi doğrayın. Yeşilliklerin hepsi ya bulgurun çok baskın olmasını daha çok istiyoruz. O yüzden yarısını kullanacağım. Lütfen. Şöyle bunun yarısından başlayayım. Bu salatada isteyen elma da kullanabilir. Orijinalinde elma var. Ayva yerine elma mı? Hı. Evet, ayva yerine elma. Hı hı. Ben ayvayla denedim ve çok yakıştırdığım için bugün ayvayla yapmak istedim. Sence ayva mı peki lezzetli olduğunu? Ayva, tabii. Ayvanın biraz tabii ekşimtırak bir mayhoş bir tadı da olduğu için evet. Elmaya göre salatada neden olmasın? O zaman yemeklerde de kullanıyor biliyorsun ayva, ya, elma. Kullanılıyor tabii biliyorsunuz yeşil ekşi elmayı da artık bütün salatalarda falan da kullanabiliyoruz. Hı. Ben şöyle kabımı alayım buraya. Yaptıkça tamam. İçine atacağım.
ancak bütün malzemelerimizi, rendeleneceklerin hepsini yapalım. Ondan sonra güzelce bunları harmanlayacağız, evet, ve soslayacağız. Soğanı küp küp yaptık. Dilerseniz malzemeleri ilk katını çıkartıp kalabalık misafiri de ağırlayabilirsiniz, tabii, değil mi? Tabii tabii. Çünkü genelde yok. Ben bir taraftan cevizleri de kırıyorum içine. Cevizleri de böyle elle tabii kırıyoruz. Şöyle dinlenen bulgurumuzu. Aslında doyurucu bir salata oldu çünkü içinde zaten bulgur var. Çok, ben bunu çok beğeneceğinize inanıyorum. Gerçekten hem lezzetli hem sağlıklı. Seviyorum. Hani belki soğan kokmayayım derseniz kırmızı soğan koymayabilirsiniz. Ya da tercihen taze yeşil soğan da konulabilir. Konulabilir, değil mi? Tabii tabii tabii. Nar ekşimiz var. Nar ekşimiz var. Şöyle. Zeytinyağımız olacak. Ezdiriyorum. Ne kadar koyalım, nar ekşisinin oranı önemli mi? Bu da koyalım, şimdi koyalım, bol koyalım. Soslu soslu olsun. Soslu şöyle. Ekşili olsun. Zeytinyağımız var. Aynı şekilde onu da gezdiriyorum. Tabii. Çok güzel, doyurucu bir salata oldu içinde çünkü bulgur var, yeşillik var. Bitti. Böyle bitti. Pratik, 5 dakikada salata yaptık valla. Efendim, pancarlı ayva salatamız hazır. Gün 3. tarifine geçiyoruz. Güzel bir kurabiye tarifiyle devam edeceğiz. Üçüncü tarifimize başlıyoruz. Tahinli sandviç kurabiye geliyor. Tahinli sandviç kurabiye. 125 gram bitkisel margarin, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı tahin, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, aldığı kadar un, arası ve kenarı için 1 çay bardağı tahin, 1 çay bardağı pudra şekeri. Süslemek için 1 su bardağı dövülmüş fındık içi. Şimdi evet, güzel değişik bir kurabiye tarifi var. Bir kurabiye yapacağız ve sonra da arasına böyle tahin süreceğiz. Evet. O yüzden hem hamurunda olacak var tahin, hı-hı, hem de, kremasında var. Tamam. Güzel. Hamurundan lezzetli başlayalım, fırına, evet, atalım, değil mi? Evet, tamam. Evet. Malzemelerimiz neler var bakalım. Bir su bardağı nişastamız, tamam, var. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. Hı-hı. Bir kaşık alabilir miyim? Hemen. Şöyle vereyim. Tahin kullanacağız şimdi. 4 yemek kaşığı.
Tahin hem içinde olacak hem arasında olacak. Evet. Bu da genelde misafirlerim tarafından çok sevilen, çok beğenilen bir kurabiye. Kurabiyem de meşhur diyorsun yani. Kurabiyem de meşhur. Bana 125 gram da şey lazım. Tamam. Margarin mi? Margarin lazım. Margarin. Evet. Hemen koyalım. Bir yemek kaşığı kadar sirke yine kullanıyorum. Şuradan ölçüyorum ben de. Şuradan 125 gram kadar ölçelim. Yaklaşık yarısı paketin. Başlıyorum bunları. Şimdi artık yedirmeye. Bir kurabiye hamuru yapmak için. Evet. Yoğurmaya başlıyoruz. O fırındayken de biz de şey yaparız. Kremasını, sosunu. Siz bana onu azar verirsiniz. Onu gene kontrolü koyacağız tabii ki, tabii. Değil mi? Pelin Hanım, ondan önce aslında ayçiçek yağımız olacaktı. Ne kadar evet. Bir çay bardağı kadar. Bir çay bardağı kadar. Bir tane de yumurta rica edeceğim sizden. Tamam. Sonra unla kabartma tozumu eklerim arkasından. En son onları ekliyoruz. Evet. Hemen ayçiçek yağını da ekliyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi o tarafa geçeceğim yavaş yavaş. Evet, siz bana yavaş yavaş onu verirsiniz. Evet, şimdi artık çok evet. Çabuk ama alabilirim artık. Şu an böyle bolca koyuyorum. Koyun koyun. Bunun kıvamı gene bir kulak memesi yine kıvamı. Yine kulak memesi yumuşaklığında. Çok sert olmasın. Sert olursa bu sefer kurabiye hamurumuz çok çatlar. O yüzden. Tamam. Kulak memesi yumuşaklığı ideal. Yoğuruyoruz. Güzel bir kıvam aldıktan sonra nasıl şekil vereceğiz buna? Yine tezgah üzerinde merdane ile açacağız. Tamam. Ben kendim yine küçük bir kalıp getirdim. Hı hı. Herkes yine evde elinin altında hangi malzeme, hangi kalıp varsa onunla yapabilir. İsterse bıçakla kesebilir. Yani böyle çok kolay kıvam alıyor. Tabii tabii. Neredeyse oldu bile mi acaba? Tabii oldu. Evet. Şimdi biraz yoğurmam gerekiyor sadece, o kadar. Birazcık yoğuralım. Ondan sonra güzelce merdane ile açıp şekil vereceğiz. Şimdi hamurumuz evet, tamam. Oluştu. İkiye böldüm. Yarısını alıyorum. Unlayalım tezgahımızı. Evet, unlayalım. Şöyle yapalım. Yeterli mi? Çok mu evet. Yok, iyi. Yapışmasın. Tamam. Tepsimi de getireyim. Tepsimizi de yağlayabilirsek. Tepsimizi ayçiçek yağı, margarin. Neyle yağlayalım? Sen margarin. Ayçiçek. Ayçiçek evet. Yağlıyoruz. Şöyle bir miktar sen açarken. Şu biraz tabii dağılabilen bir hamurda aynı zamanda. Kurabiye hamurları biraz öyle oluyor da değil mi? Evet. Şöyle kalıplarımızdan küçük küçük şekiller. Minik minik şekiller. Evet. Bunlar piştikten sonra ikisinin arasına hazırlayacağımız harcı koyacağız. Yine bu hamur da aynı şekilde kalan, yine değerlendirip yine kurabiye şekli çıkartılmış. Bir de çok bereketli Pelin Hanım, bundan neredeyse 3 tepsi çıkıyor. Ben o zaman koyayım mı? Tabii, tabii. Bu şekilde efendim böyle yuvarlaklar yaptık. Bereketli olduğu için de sayı olarak da çok çıkacak. Ama zaten bir tanesini, yani şöyle iki tanesini. Şöyle yardımıyla da çıkarabiliriz eğer hani dağılıyor deyip riske atmazsak. Tamam. Bu şekilde açıyoruz ve tepsiye diziyoruz. Ondan sonra da pişireceğiz ve o fırındayken biz de içinin kremasını hazırlayabiliriz.
tepsimizi doldurduk sayılır. Bir 5 tane daha koysak bir tepsim. Şöyle göstereyim. Aslında bayağı da alıyor görüntü olarak. Çünkü bunlar gerçi ama sayı olarak yere inecek sandviç olduğu için. Tabii tabii. Biz zaten bereketli olduğu için iki tepsi yapacağımız için. Evet. Çok bundan da herhalde olacak. Bir yarım tepsiye yakın belki biraz daha çıkabilir. Çıkar, bir tepsi daha evet. Çıkar. Şimdi hemen başka bir şey sürüyor muyuz üstüne? Hayır hayır. Bu şekilde sadece, kaç evet. Dakikada pişiyor? 170 derecede 15 dakika yakın. Tamam. Yakın. Çok kızarmayacak. Çok biraz kızarmayacak. Böyle, sonra da soğumuş gibi. Olması lazım ama değil tabii, mi? Tabii tabii. Şöyle bir unumuzu tezgahımızı temizleyelim. Ondan sonra karamasını yapmaya başlayacağız. Kurabiyelerimiz fırında ama bu sırada biz de üzerine güzel bir sos yapacağız. Daha doğrusu arasına. Evet, aynen şimdi sandviç olacak. Nelerimiz var? Şimdi tahin var tekrar. Tahinimiz var, pudra hem şekerimiz içinde var. İçinde kullandık evet. Hem de kremasına gene. Fındığı da kenarlarını kullanacağız. Pudra şekeri de o artık şekerli tatlı kısmını sağlayacak. Ve biraz daha böyle kıvamlı olmasına. Böyle bir sürülebilir tahin aslında. Aha, aynen öyle. Çünkü tahin çok akışkan bir şey bir olduğu için. Bir de şeker oranını da yine kendilerine göre ayarlayabilir. Belki daha az koyarsınız pudra şekerini tercih sebebi. Biraz böyle hani sürmelik bir tahin evet, kıvamı evet. Elde etmek istiyoruz. Böyle biraz hani fındık ezmesi. Fındık ezmesi gibi evet. Aynen. Tamam. Fındığı sonra mı kullanacağız peki? Sonra evet. Tamam. Kenarlarına da bunu sürdükten sonra sandviç tamam. Haline getirdikten sonra. Kurabiyelerimiz pişmeye başladı. Az bir zamanı var. Birazcık pişsin. Ondan sonra onları soğumuş bir şekilde biraz dinlendirmemiz lazım. Alacağız ve artık arasına kremasını sürmeye başlayacağız. Kurabiyelerimiz pişti efendim. Biraz da böyle fırında dinlendik. O çok sıcaklığını gitmesini bekledik. Şimdi hemen alıyoruz ve sandviç yapacağız. Evet. Hemen şöyle çıkartalım. Gayet güzel. Dolu dolu bir tepsi çıktı gerçekten. Şöyle. Çatlamaya çok müsait. Gene çok dikkatli olmak lazım. Tabii. Sıcakken bir anda çıkartıp ellerseniz de çok çabuk kırılabilir. O yüzden hassas davranmak gerekiyor ama şu an el sürülebilir kıvamda. Dediğim gibi unu da çok fazla vermezsek zaten çatlama gibi bir sıkıntısı olmaz. Nasıl yapalım? Sen istersen böyle alayım. Şöyle. Yanına. Şimdi zaten soğumasını bekledik kurabiyelerini. Soğudular. Bunun işimiz yoksa bunu kaldırabilirim onu değil mi? Onu kaldırabiliriz. Şöyle bıçak sürücü. Yardımıyla aynen. Arka taraflarına doğru. Şu an böyle makaron gibi gözüküyor. Onun da içine böyle bir şey evet. Vardır ya. Şöyle. Ha, yanına da tekrar sürüyorsun. Yanına da tekrar sürüp fındıklar yapışsın diye evet, anladım. Evet. Fındık yani belki bilmiyorum ne yakışır. Ceviz fındık. Tercih eden. Küçük damla çikolatalarda olabilir tercih eden varsa. Fıstık olabilir. Hindistan yani, cevizi. Ceviz de olabilir. Fıstık. Tost fıstık. Çeşitlendirilebilir. Aynen. Ben de batırayım o zaman tabii. Şöyle. Şöyle efendim sanki döndüre döndüre yaparsak olacak. Şöyle. Bir anda dolu dolu bir kurabiye oldu. Değil mi? Bu şekilde bakın. Yapıştı. Hemen şöyle servis tabağımı alıyorum. Bu şekilde yardımlaşarak bitireceğiz. Evet. miktar ise çok gibi gelebilir ama işte sandviç yaptığımız için ilk başta da söylemiştik. Direkt yarıya inecek. O yüzden çok demeyin. Şöyle vereyim size. Şöyle yapalım. Açık renk olduğu için de yani kreması, fındığı, kendisi. Evet. O yüzden böyle renkli tabak kullanırsanız sunumda da daha güzel gözüküyor. Kendini belli ediyor aslında. Ben bazen sunarken bunu renkli çiçeklerle falan gösterdim. Araya bazen taze çiçekler serpebiliyorsunuz. O da güzel oluyor yani. Hatta bu konuda yenilebilir çiçekler bile var biliyor musun tabii, onları? Tabii. Bayağı böyle yenilebilir tabii. Çiçek aslında. Şöyle koyalım. Dolu dolu dursun. Tabağımız doldurana kadar aynı işlemi yapacağız. Ondan sonra servisi hemen hazır olacak.
son parçamızı da şöyle fındığa buladık. Ve artık servise hazır. Efendim, hemen sunuyoruz. Tahinli sandviç kurabiyemizi yaptık. Günün kurabiyesi bitti. Şimdi güzel bir kek gelecek sırada. Gelsin tarifimiz. Günün son tarifi şahane bir kek gelecek. Fındıklı elmalı kek. Fındıklı elmalı kek. 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 250 gram bitkisel margarin, 3 adet yeşil elma, yarım su bardağı dövülmüş fındık, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tarçın, 2,5 su bardağı un. Üzeri için 1 su bardağı iri dövülmüş çiğ fındık. Evet, şimdi. İlk önce bir margarin lazım. Tamam, bir 250 gram. Margarin. O zaman evet. Bir paket kullanıyoruz. Evet, kullanıyoruz. Şöyle efendim göstereyim. Bir paket 250 gram. Hepsini oda sıcaklığında yine tabii ki. Bir bardak şekerle birlikte mikserle krema haline gelene kadar çırpacağız. Hmm. Önce bu ikisinin çırpılması lazım, evet. Değil mi? Evet. Şöyle o zaman aldım hepsini. Biraz yavaştan biraz istersen. Evet, yavaş çünkü yapacağım. O zaman şekerler de bir anda sıçrayabilir. Hı-hı. Tamamdır. Şuraya hep basılı tutarsak yavaş yavaş çırpacaktır. Yavaş yavaş yumurtalarımızı kırabiliriz. Tamam, kaç yumurta? 4 tane yumurta alabilirim. Hepsini kırıyoruz. Hem evet. Sarısı hem beyaz içinde olacak. Yumurtalar bazen büyük olabiliyor Pelin Hanım, biliyorsunuz. Hı-hı. O zaman 3 tane kullanılabilir. Yumurtanın büyüklüğüne göre. Mesela bunlar biraz evet. Orta boy. Şöyle. Siz kırarsanız ben karıştırmaya devam edeyim. Şöyle. Aslında elmalarımızı da rendeleyelim. Tamam. Ben de kabuklarını soyuyorum. Elmalarımı rendelemeye başlıyorum. Mesela yeşil elma kullanıyoruz. Biraz daha ekşi bir tadı var. Evet. Kırmızı da kullanılabilir mi? Tabii kırmızı da kullanılabilir. Bir de elmalar çok çabuk kararıyor. Rendelediğiniz yani soyduğunuz anda hemen içine aktarmak lazım. Sonra böyle kara kara oluyor. O da çok güzel bir görüntü olmuyor tabii ki. Bu inanılmaz lezzetli bir kek. Ya bol fındık kullandığımız için
Fındıkla birlikte inanılmaz lezzetli, güzel bir kek oluyor. Ben elmalı crumble'ı çok seviyorum. Evet. Yani elma için içine girince direkt o aklıma geliyor ama bu da bir o kadar güzel olacaktır. Başka ne ekleyeceğiz içine? Diğer malzemelerimiz. Unumuz var herhalde. Fındığımız var, unumuz, kabartma tozumuz. Bir çay kaşığı kadar kurbağa malzemeleri elmadan sonra aslında. Evet, tabii. Ben hatta bunun için sizden bir spatula bile rica edebilirim. Tamam. Bu tarifin meşhur mu peki? Ya bu tarifim aslında yeni bir tarif. Ama çok yeni sevilen mi? Bir tarif. Evet. Bitti elmamız da. Tamam. Üçünü de kullandık. Bitirdik. Bunları artık alıyorum. Tamam. Şimdi bundan sonrası unu spatulayla yedireceğim. Yavaş yavaş söndürmeden yavaş yavaş değil mi? Yavaş yavaş söndürmeden, evet. Siz dökersiniz. Şu şekilde. Evet, burada 2,5 su bardağı kadar unumuz var. Diğer malzemelerimizi de ekliyorum şöyle. Evet. Ben de bir taraftan vanilimiz. Tarçın alayım. Tamam. En başta tarçınımız var. Tarçın, evet, elmanın olmazsa olmazı, evet. Tatlılardı değil mi? 3 kaşığı kadar tarçın alıyoruz. Tarçın girince elma her şeyle çok güzel oluyor. Çok. İşin için, evet. Bunu da koyduk. Bütün malzemelerimizi ekledik. Gene burada çok zor bulunmayacak bir malzeme yok. O yüzden hanımlar gene böyle şimdi hani evdeki en son fındığımız var. Malzemelerle kullanabilirler. Evet, tabii ki. Hemen kabımı da getiriyorum. Böyle var mıdır kurslar, muşlar gittiğin şeyler? Yok, yok. Yani bir ara yemek kursuna merak sardım. Hı hı. Gittim ben. İki hafta falan gidince kurstaki hocam bana dedi ki, dedi? Boşuna geliyorsun. Sen olmuşsun, sen gittin. Yeterince biliyorsun dedi yani. Boşuna geliyorsun. Allah Allah, bunu ilk kez duyuyorum yalnız. Aynen, işte şey, hamur açtırırken falan, hani gözlemledim. Öğretecek bir şey kalmamıştı falan. Yani sana. Öyle dedi. Vay, çok havalı. Sonra ne oldu peki? Fındalıyım mı? Sonra ben iki hafta sonra bıraktım orayı tabii. Bak şimdi. Fındığın hepsini koyalım mı? Koyalım. Tamam. Fındığımız böyle iyicene ezilmiş, parçalanmış fındık. Onu da karıştırıyoruz. Kavurumuzu da yağlayalım mı siz Ahmet? Hemen onunla da yağlayalım şöyle. Aslında kolay bir kek. Çok. Ben böyle kolay kolay deyince hanımlar bana kızıyor. Aa, neresi kolay? Ya vallahi kolay. Bazıları gerçekten çok kolay. O kek zaten evet. Genelde kolay olur yani. Evet, değil mi? Tabii. Kekte bir şey yok malzeme olarak, yani şey, zorluğu yok. Amaç güzel karıştırmak ama işte bu öncesinde atıyorum mesela işte şekeriyle yumurtasını, margarini çırptığınız zamanlarda iyice onu zamanlamasını doğru ayarlamak lazım. Fırında doğru bir şekilde pişirmek ilk 20 evet. dakika kekler için çok önemlidir. Yani ilk 20 dakika kapağın açılmaması gerekiyor. Kapağın açılmaması gerekiyor, aynen öyle. Şimdi fındıkları ne yapıyoruz şimdi? Onu en son üzerine bolca son dökeceğiz. Üzerine. Böyle çok kalın yoğun bir harç oldu bu. Öyle bizim normal keklerimiz gibi değil çünkü içinde çok malzeme var. Ama şimdi söyleyeceğim ben fındık, size. Fındık, elma. Elma olduğu için bu sulanacak aslında. Ha. Ve bitkisel margarinde katı kullandık ya, o da yumuşayacak ve kendini salacak. O yüzden aslında o zaman demesinler. Biraz uzun sürecek. Hı-hı. Yani bir saate geçebiliyor. Tabii. Bir soframızı hazırlarız. Tabii. Önden bir çay içeriz. Öyle alırız o zaman kekimizi, ne yapalım? Hani o yüzden böyle katı olduğuna bakmasınlar. 15-20 dakika ama şey demesinler şey yani. Ay, bu çok katı oldu, nasıl tabii. kek kıvamını alacak? Değil. Demek ki elmadan dolayı sulanacak. Tabii. Zaten. Sulanacak. Attık içine. Fındıklarımız var. Bol. Bu sefer fındıklar biraz kabuklu. Evet, çiğ fındık kullanıyorum üzerine. Çiğ fındık, evet. Ama görüntü olarak bence daha güzel gözüküyor. Çok inanılmaz güzel. Tam olacak. Çay saati lezzetli oldu. Bugünün evet, menüsü tam evet. Çay saat menüsü. Hanımların çok sevdiği, tercih ettiği, genellikle aldığımız yorumlara göre evet. En çok onu seviyorlar. Şöyle hafif biraz üzerinde bastırıyorum. Daha düzgün gözüküyor, evet. Hem biraz da içine yerleşsin, hı-hı, diye. 180 derecede herhalde değil mi? İlk etapta 170 derecede biraz pişireceğiz. Hatta alüminyum folyo ile bir kapatalım üzerine. Kendini çeksin. Tamam. Daha sonra 20 dakikayı geçirdikten sonra 160 dereceye düşürüp tamam. Yavaş yavaş işte bir saate yakın pişireceğiz. Tamam. Biraz pişmesi uzun sürüyor ama kendisi yapımı çok kolay efendim. Folyo ile kapatıyoruz. Daha sonra üstü tekrar açılacak. Fırınımız sıcak tabii ki. Hemen gönderiyorum. Şöyle derecesini ona göre ayarlayalım. Koca günü bitirdik sayılır. Bitirdik. Bizden bitti sayılır. Şimdi güzel bir sofra kuralım. Yemeklerimizi koyalım. Bu sırada kekimiz de pişsin. Biz önden bir çayla başlarız. Devamını artık sofrada getiririz. Sofraya geçeceğiz.
efendim kekimiz pişti. Şimdi artık fırından alalım. Soframızı da kurduk. Az sonra sofraya geçeceğiz. Şöyle. Şöyle. Buradan çıkarmak lazım değil mi? Kelepçesinden. Sıcak. Ama rahat çıkıyor. Zaten kalıbımızda yağlamıştık. Aynen. Yanarsın. Siz alırsanız aynen. Yanarsın. Dur şöyle çıkartayım. Evet. Efendim. Şimdi. Tamam. Şu şekilde bozulmadan hemen alıyorum. Soyunca altındakini çıkartırız. Evet efendim. Günün son tarifiydi. Fındıklı elmalı kurabiye yaptık. İçine çok da güzel böyle tarçına koyduk. Çay saatimiz için soframız hazır. Hemen tadıma geçiyoruz. Soframızı kurduk. Artık bir çay saati. Yanında çaylarımızı aldık. Artık tadıma başlayacağız. Neler yaptık hatırlayalım mı bir? Tabii. Neyle başlamıştık? Peynirli bülbül konağı yaptık. Evet. Çok güzel bir anne poğaçası gibi bu. Evet. Değil mi? Tabii hamuru zaten klasik poğaça hamuru. Hı hı. Pancarla ayva salatası yaptık. Pancarla renk verdik. Hakikaten bulgur da var içinde. Doyurucu, besleyici, güzel bir doyurucu salata. Ay bir şey değil mi? Norekis de buna çok yakışmış. Kurabiyemiz var. Tahinli sandviç kurabiye. İçinde ve hamurunda tahin var. En sonunda fındıklı elmalı kekimiz var. Bunu da böyle fındıklarla süslemiştik. Şimdi bakalım tadı nasıl? Evet. Şuradan kekimden başlayayım. Ben de merakla sizi bekliyorum yorumlarınızı. Kek mükemmel. Of kek çok güzel. Soframızı kurduk. Artık bir çay saati. Yanında çaylarımızı aldık. Artık tadıma başlayacağız. Teşekkür ederiz. Elinize ağzınıza sağlık geldiğiniz için. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Afiyetler olsun. Güzel olacak hepsi. Neler yaptık hatırlayalım mı bir? Tabii. Neyle başlamıştık? Peynirli bülbül konağı yaptık. Evet. Güzel bir böyle peynirli maydanozlu poğaça. Ama değişik bir şekil verdik. Sunumu da çok şık oldu. Evet. Bence. Evet. Sonra salatayla devam ettik. Pancarla ayva salatası yaptık. Pancarla renk verdik. Hakikaten bulgur da var içinde. Doyurucu, besleyici, güzel bir doyurucu salata. Ondan sonra efendim kurabiyemiz var. Tahinli sandviç kurabiye. İçinde ve hamurunda tahin var. O da çok değişik oldu. Hepsi zaten ekstra bir şık sunumları. Evet. En sonunda fındıklı elmalı kekimiz var. Bunu da böyle fındıklarla süslemiştik. Şimdi bakalım tadı nasıl? Evet. Tadıma başlayacağız efendim. Kaçırdığınız tarifleri, detayları ve malzeme listesini sosyal medya hesaplarımızdan Pelin Karahan tariflerden takip edebilirsiniz. Biz çay saatimize başlıyoruz. Nereden başlayalım? Salatadan mı?
Salata bir tuzludan salatadan başlayalım. Tamam. Tuzlulardan başlayalım. Evet. Tatlılarımızı bu tabaklarımıza alırız. Ben sana servis yapayım şöyle. Ben salata alayım, size de vereyim. Bu tabağı isterseniz yana alalım. Tamam. Ondan sonra şuradan şöyle. Şöyle. Ben de tutuyorum yanına. Tabii. Bakalım. Bakalım beğenecek misiniz? Şüphem yok. Menü tam benlik. Bakalım şöyle ne yapacağız. Ay bir şey değil mi? Nurek işte bana çok yakışmış. Limon ihtiyacı olmamış değil mi? Hiç yok, aynen. Gayet güzel. Çok güzel. Ceviz, bulgur, soğan. Müthiş bir var. Nalin aromasını evet. Aldınız mı? Aynen. Bütün lezzetler salatada tek tek ağza geliyor aslında. Elinize sağlık, süper. Poğaçamdan ısırıyorum hemen. Evet. Bunu direkt böyle ısırmak lazım değil mi? Hiç açmadan. Tabii. Hı. Ama biraz daha ortalara peynirli bölümü gibi. Evet, biraz daha yemek lazım. Hı-hı. Çok güzel bir anne poğaçası gibi bu. Evet. Değil mi? Tabii hamuru zaten klasik poğaça hamuru. Hı-hı. Şöyle bakayım. İçinden de hatta biraz daha alayım. Hı-hı. Çocuklar da çok sever bunu. Değil mi? Şekli de güzel. Süper olmuş. Gelelim kurabiyeli elmalı kekimize. Onları da direkt bir tabağımıza alıp tadalım. Sayın serin siz tamam. Keki çok merak ediyorum tadını. Of, dolu dolu. Evet o yoğun şey hali hiç kalmadı. Daha böyle hafif hatta nemli bir kek gibi duruyor. Tabii şu an. Tabii yumuşacık oluyor. Bir tane nemli. Kurabiye istesem. İkisini evet. Birlikte şöyle tadayım. Buyurun. Ondan bir tane şöyle alıyorum. Hemen tadacağım. Şuradan kekimden başlayayım. Ben de merakla sizi bekliyorum yorumlarınızı. Kek mükemmel. Of kek çok güzel. Gerçekten yani o kıvam çok koyu gelmişti ama... Dedim ya... Tam öyle olması lazım galiba. Elmaların işte rendesi. Hı-hı. O sıvı oluyor evet. Çünkü. Yumuşatıyor. Ama biraz dediğim gibi yani bir saati bile geçebilir. Sadece bir saatte sınırlı kalmayabilir yani. Beğendim. Değil mi kendi kekini beğendim? Güzel olmuş. Şöyle. Ben inanılmaz kek severim bir de. Öyle mi? Her türlü kek severim. Hiç fark etmez. Kurabiye de çok değişik. Çok güzel. Yani içindeki tahin... Böyle bir fırın helvası, tahini bir fırın helvası yiyormuş gibi. Kurabiye de sana zaten kıyır kıyır. Birleşince fındık evet. Kıyması gibi. Çok güzel. Poğaça ile başlıyoruz. Tam bir kahvaltı sofrasına yakışır güzel sandviç poğaçalarımız. Çıtır kasede karışık kızartma geliyor. Yani içine belki böyle biraz mayonez katabilir. Evet, sarımsaklı da olabilir. Pul biber, sarımsak, her türlü şey koyabilirsiniz. Sırada karnabahar salatası var efendim. Günün üçüncü tarifi. Devam ediyoruz. O kadar sevimli gözüküyor ki. Çok başka. Minik minik, çıtır çıtır. Tatlımız geliyor efendim. Kraliçe pudingle devam ediyoruz.
ucu o kadar güzel ki çok şık çıkıyor değil mi?